Merhaba, İkbal'le Hayata Dair YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle bir açılış yapmak istedim. Bu güzel sandalımla birlikte bir açılış yapmak istedim. Ve bugün çok değişik, güzel bir köfte yapacağım. Tekirdağ köftesi gibi yoğuracağım fakat farklı bir köfte olacak. Köftemin farklılığını sonunda göreceksiniz. Bakalım köftemdeki farklılık neymiş, ne kullanacakmışım ve neyle köfte farklı olacakmış. Şimdi gelelim malzemelerimizi tanımaya. Malzemelerimiz arasında tabii ki kıymamız var, dana kıymamız var. Hemen hemen burada 750 gram kadar dana kıyması var. Hemen yanında çok az 200 gram kadar koyun kıyması var ve kuyruk yağı kıyması kullanıyorum. Çünkü kıymam biraz sert gibi, yani çok yağlı olmadığını düşündüğüm için kuyruk yağı kullanacağım. Kıyma olarak çekilmiş halde. Soğan ve sarımsak suyu kullanacağım. Kendisini değil, sıkılmış suyunu kullanacağım arkadaşlar. Ve gelelim baharat çeşitlerimize. Baharatlarımız arasında isterseniz siz ekmek içi kullanabilirsiniz burada. Ama ben galeta unu kullandım. Tabii burada ekmeğin içini iyice ufalayarak onu da kullanabilirsiniz. Tuz, pul biber, karabiber 1,5 tatlı kaşığı kadar. Karabiber 1 tatlı kaşığı, pul biber 1 tatlı kaşığı, kekik 1 çay kaşığından az, kimyon. Arkadaşlar, kimyona dikkat edelim. Kimyonunu çok fazla koymayalım, ağırlaştırmasın. Yeteri miktarda tuzumuz ve burada ne kadar galeta unumuz var? Hemen hemen yarım çay bardağından fazla, ama bir çay bardağı da değil, galeta unumuz var. Bunlar da gerekli malzemelerimiz. Ve burada değişik bir malzemem var. Mesele burada zaten köftemi farklılaştıracak olan bu. Bunu bilmiyorum, tanıyor musunuz arkadaşlar? Tanıyanlar, bilenler var mı? Bilenler yorum yapsınlar. Şu an bunun ne olduğunu söylemeyeceğim. Bakalım kaç kişi bununla ilgili bana yorum yapacak, bu ne? Bunu köftede kullanacağım. Hadi bakalım, kolay gelsin. Şimdi köftemizin yapım aşamasına geçelim. Bütün kıymalarımızı yoğurma kabının içine alıyoruz. Ve soğan suyumuzu ilave ediyoruz. Soğan ve sarımsak suyu. Ve diğer baharat çeşitlerimizi ilave ediyoruz. Burada köftemizi bol bol yoğurmamız gerekiyor. Bolca yoğuracağız. İyice yoğurmamız gerekiyor. Şimdi köftemizi yoğurma aşamasına geçiyoruz. Başka bir şey kullanmıyoruz. Eğer köfteniz çok fazla kuru olacak olursa, yoğururken siz bunu anlarsınız el kıvamınızdan. Birazcık su katabilirsiniz. Ama çok fazla değil. Bir anda katmayın lütfen. Yoğururken ki kıymanızın kuruluğuna göre katabilirsiniz. Bu aşamada kesinlikle yağ kullanmıyoruz. Çünkü yeteri kadar kuyruk yağı var ve koyun kıymasının yağı var. O yüzden yağ kullanmayacağız. Yağının yeterli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu da kıymanızın yağ oranına bağlı yine. Güzelce yoğuralım. Eminim bu köfteyi sizler de çok seveceksiniz. Ve istek üzerine yapıyorum ben bu köfteyi. Yıllar öncesinde Çanakkale'de misafirlerim gelmişti. Ve ben o Çanakkale'den gelen misafirlerim için bir mangal yakmıştım. O mangalda bu köfteyi kullanmıştım. Hala soruyorlar ve lütfen onun tarifini yayınlar mısın diye rica ettiler. Ben de o çok sevdikleri köftenin nasıl yapıldığını ve tarifini yayınlamaya karar verdim. Kıştan beri isteniyordu fakat ancak fırsat bulabildim bunun çekimini yapmaya.
Bolca yoğuruyoruz. Zaten köftemizi mangal türü kızartmamız gerekecek. Ya bir grilde ya da mangal türü teflon tavada tavayı ısıtaraktan ocağımızda o şekilde yapacağız, pişireceğiz pişirme şeklini. Yoğurmaya devam ediyoruz. Köftelerimizi dinlendirdik. Çok güzel dinlenmiş köftemiz. Şimdi köftemize kullanacağımız gömlek yağı, yani iç yağı. Bu işkembenin üzerinde sarılı olan iç gömlek yağı dediğimiz yağı kullanacağız. Söylediğim gibi çok ısrarla bu tarif benden istendiği için şu anda tarifimi yapıyorum. Daha önce tadına bakanlar bunun tarifini vermemi özellikle istediler. Bu şekilde kesiyoruz. İsterseniz hepsini büyük bir şekilde sarıp da köftelerinizi pişirirsiniz. İsterseniz bu şekilde küçük küçük de yapabilirsiniz. Ben şimdi bir tane küçük nasıl yapılır bunu göstereyim. Köftelerimizi bu şekilde mangal ateşinde pişireceğiz. Daha doğrusu mangal yakmayacağım. Evdeki tüpün üzerinde grill şeklinde pişireceğim. Şimdi köfteyi istediğiniz şekilde, ister uzun, ister yuvarlak, her nasıl istiyorsanız o şekilde köftemizi hazırlıyoruz ve gömleğimize sarıyoruz. Sardıktan sonra kesiyoruz. Bu şekilde köftelerimizi bu gömleğin içine yerleştireceğiz arkadaşlar. Sonrasında şöyle bakın, bastırdım. Hepsini bu şekilde hazırlayacağız. İkinci köftemizi de yaptım, hazırladım. Hepsini bu şekilde hazırlıyoruz. Köftelerimizi iç gömlek yağına sardık. Bu şekilde gördüğümüz gibi çok güzel oldular. Gelişi güzel büyüklükte yaptım. Çünkü gömlek yağım ne kadara yettiyse o kadarını kullanmak zorundaydım. Ve değerlendirmek için büyüklü küçüklü yaptım. Bu kadar köftem arttı. İç gömleğim yetmedi. Bunu da bir dahaki sefere kullanırım veyahut da yağsız pişiririm diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bir püf noktasından bahsetmek istiyorum. Ben köftelerimi yuvarlarken elimi suya batırdım. Size de tavsiye ediyorum. Suya batırmanızı elinizi. Şöyle görmenizi istiyorum tam olarak. Ve şimdi pişirme aşamasına geçiyorum. Evet, benim elimde böyle bir aparatım var. Kızım anneler gününde almıştı. Gözleme pişirmek için. Ve ocağın üzerinde bu şekilde mangalda yapılabiliyor. Yani ızgara çeşitleri yapabiliyorsunuz. Şimdi bu aparatın üzerinde pişireceğim. Evet, bu cızırtıyı duyacağız. Evinizde böyle bir aparatınız varsa hepsini aynı anda pişirme şansınız da olacaktır bu aparatla.
Arkadaşlar ocak üzerinde olduğu için ocağın gözlerinin denk geldiği yerler daha sıcak. Ona göre o taraflara giriyoruz. Evet, etin sesinden, benim sesim duyuluyor mu bilmiyorum buradaki bu sözcükten. Domateslerim ve biberlerim oldu, onları alıyorum. Köftelerimizin biraz daha olmasını bekleyeceğiz. Sadece yanları da kızarsın diye biraz daha kızartıyorum. Artık köftelerimizi alıyoruz. Gayet güzel kızardılar. İşleri pişti. Evet, köftelerimiz pişti, hazır. Çok güzel oldu. Perdeli Tekirdağ köftesi diyelim. Tekirdağ köftesi tarifiyle yaptım. Ama perdeye sardım. İç gömlek yağına sararak pişirdim. Arkadaşlar, özellikle istenen bir tarifti bu. Gördüğünüz gibi Tekirdağ köftesi, fakat İç gömlek yağına sarmış olarak yaptığım Tekirdağ köftemiz artık hazır. Yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum şimdiden. Bir videomun daha sonuna doğru gelirken umarım videomu beğenmişsinizdir. Ve bir dahaki videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmışsınızdır. Eğer bildirim zilini açmadıysanız lütfen bildirim zilini açarsanız beni mutlu edersiniz. Şimdi köftemizin bir şöyle dokusuna bakalım, nasıl pişmiş olduğuna bakalım. Şu şekilde bakın, bıçakla kestim. Gördüğünüz gibi içi gayet güzel pişmiş. Yeni videolarımda buluşmak üzere. Her zaman söylediğim gibi evinizden huzur, kalbinizden sevgi, yüzünüzden gülücük. Ağzınızdan böyle güzel tatlar eksik olmasın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.